paraya ihtiyacım var, çalışıyorum. Anlıyorum. Ömer Bey, evet. Şu incirden bir yarım var mı? Şuna yedirtebilir misin doktor olarak?
Köklü aileler var. Evet. Eski köklü aileler var. Evet. Siirtliler çoktu, Bitlisiler çoktu, Doğullar vardı. Arap kökenli insanlar vardı. Ama hepsi Müslüman ve Türk asıllı. Evet. Arap kökenli. Müslüman Türkler var. Her kesimden artık var. Yani var. 1985'ten sonra bir revolution olmaya başladı biraz. Değişim olmaya başladı. İnsanlar gitti, yeni insanlar geliyor. Üniversitelere çoğalmaya başladı. Ailece demokrasisi. Attığımız parti de aynıdır. Kaybeden bir parti oldu ama aynıdır. Yani milliyetçiyiz ama böyle aşırı bir milliyetçilik yok. Türk milliyetçiliği herkese olduğu gibi bizde de var. Biz ülkemizin işte her zaman barış ve refah içinde olmasını isteriz. Yani o parti kazandı, bu parti kazandı önemli. Önemli olan hizmet. İyi hizmet, iyi hizmet. Bir de adalet. Adalet çok önemli. Adaletsiz bir dünya, adaletsiz bir ülke, adaletsiz bir sokak, adaletsiz bir yer çok kötü. Önce adalet. Bu sen oralısın, ben buralıyım önemli. Adalet mekanizmasının doğru yürümesi lazım. Bu Hristiyan, bu Müslüman. O Müslümana öncelik vereyim. Belki Müslüman suçlu, belki hatalı. Hristiyan belki orada doğruyu söylüyor. Bunlar önemli. Biz bu ayırdığı daha yapamıyoruz. Çünkü bu eğitimi bize verilmiyor. Bizim insanlarımız da bu eğitimi almıyorlar, almak istemiyorlar. Eğitim sistemleri hep yanlıştı zaten. Şimdi ne verirsen onu okursun, öyle mi? Biz ufağız okulda, bize diyorlar ki bu. Büyüdükçe araştırırsan belki işin gerçeğini öğreniyorsun. Bu araştırma geliştirme Türklerde pek yok. Daha yavaş yavaş olan bir şey. Tabii üniversitelerde burslarla okuyanlar var, yurt dışında çok okuyan insanlar var. Çok iyi beyinler var, Türkiye'de çok iyi beyinler var. Geçen gün mesela Ankara'da barış eylemi oldu. Çok iyi beyinler oldu. Yani o bombanın patlattığı en az 10-15 tane gerçekten Türkiye'nin geleceği açısından, dünyanın geleceği açısından çok iyi beyinler oldu. Bunların olmaması lazım. Bu tip şeylerin olmaması lazım. Bu fitne tohumlarının atılmaması lazım. Yani Türkiye çok güzel. Yaşanacak bir şehir, yaşanacak bir ülke. İnsanları da çok kalitelidir. Biraz daha kendimizi geliştirmemiz lazım ama bizim. Biraz daha geliştirmemiz lazım. Biraz duygusal değil, mantığımızda da biraz hareket etmemiz lazım. Onu da belki de tek sebebi biraz Müslüman olmamızdan kaynaklanıyor gibi geliyor bana. İşte dediğim gibi görmeden iman ediyoruz. Bazı şeylere çok böyle duygusal yaklaşıyoruz. Biraz mantığımıza yaklaşmıyoruz. Bir eksiğimiz o var bizim. Bunları hallederiz. Tamam, oldu kardeşim, görüşürüz. Şimdi büyümek istedi bazı arkadaşlar, işini büyütmek istedi ama dükkanlar ufak, yetmeye başladı, yabancılar falan gelince. Adam baktı iyi para veriyor, satıyor, gidiyor başka bir yerden, daha ucuza dükkan alıyor. Yani bunlar olunca tabii esnaflar bundan kayboluyor. Onunla konuşamıyoruz. Ben kendime ait diye öğrendim. Ama bizim zamanımızda böyle olsa da gençliğimizde falan böyle bu kadar şeyler yoktu. Gelen giden yoktu. Son 8-10 senedir bayağı bir gelenler var ya. Biz geç kaldık. Bir para kapan dağıtmak. Karşıda hiçbir şey geçti. Mesela konuşuyorsun. Profesör olmuş adam. Hala okumuyor. Bir şeyler öğrenmek için okumuyor. Yani okumanın son... Ben atmışam ki. Ben ne Thank you.
Ben İsmail Hız. 4 Ocak 1951 İstanbul doğumluyum. Aleykümselam. Şu anda yani baba mesleğimi icra etmekteyim. Şu dükkanda 55 senedir ahşap tornacılığı yapıyorum. Benim babam da bu işi yapıyordu. Babam çok iyi bir ustaydı. Biz de ondan bir şeyler öğrendik. Bunca senedir çalışıyoruz. İşimi, mesleğimi, mahallemi çok seviyorum. Çok da mutluyum, geliyorum. Hala da yaşım 65 olmasına rağmen geliyorum işime. Kendimi yormadan çalışıyorum. Baksanız da insan geçmiyor. Eskiden burası cıvıl cıvıldı. Marangozlar çalışırdı. Çıraklar, kalfalar bir aşağı bir yukarı giderdi. Şimdi doğru düzgün insan geçmiyor. Eski o büyük masayanı yaparken burada olsaydın onu çekerdin. Hangisi? O aldılar. Aa evet ama. Evet maalesef. Büyüktü o. Ağaçta, sıkı bir ağaçta ağırdı yani. Bir tane kuş yapalım mı? Aa evet. Şundan yani. Aa evet evet evet. Çok tatlı. Eyüp!
seveyim. Senede buradayım ben. Bu çevre hep beni tanır. Buranın muhtarıyım ben üstelik. Şimdi mi ya da eskiden şimdi? Yok şimdi de. Kaç yıldır? Dört dönem. Dört dönem mi? 20 sene de. Sonra ne yaptınız burada? Ya nasıl buldunuz? Ev falan nerede? Geldim ben burada çalıştım. Torna atölyesinde. Torna. Tornacılık yaptım. Tesviyecilik yaptım. Ondan sonra bir ufak ev aldık burada. Ondan sonra yazlık yaptık, kışlık yaptık, yaptık, çalıştık, yaptık yani. Nerede kaldınız ya? Burada, aile. Burada. Tek mi? Şu karşıdaki binada. Kırmızı bir beyaz, o değil. Şu noteri yazıyor, 24. Tamam. Bir şekilde yapacaksın burayı. Hmm. Yani tadilat yaparsan yine aynı şekilde olacak. Anlıyorum. Bir değişik. O zaman disco öyle bir şey yapacak. Disco tabii, ya, tabii, tabii. Evet. Bu merdivenleri kaldıracak falan filan, içini büyütecek. Ve daire için olmaz. Tabii. Aynen. Koşturmaca yani. Aynen. Kolay gelsin, hanımefendi. Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz, sen nasılsın? Ben de izin çok sağ olun. İzin çok sağ olun. İdealleri için, yaşam mı? Özgürlükler için. Lan bunu saplayanlar mı var? Radikal gruplar mı var? Var. Onlar ayrı. İşte ayırabiliyorsak, içimizden bunları dışlayabiliyorsak, atabiliyorsak, bak bir tanesi hangi bir ülke, bir şeyler, yazarlar, çizerler o Gezi Parkı'nda bir tane görebiliyor musunuz etrafınızda? Yok. Çünkü artık olay başka yöne çekmeye başladılar. Olayları başka yöne çekmeye başladılar. İşte Tophane'de kültür, bilmem ne, her şekilde değiştirdiler. Değiştirdiler. Bunu değiştirmeye çalıştıkları için, değiştirdikleri çaldığı için işte engelleyemiyorlar. Tophane ile ilgili bir şiirimiz var. Onu seslendireceğim gücüm yettiği kadar. Burada gördüğünüz gibi Yar Emine şiir kitabım var. Bu şiir kitabımın içinde Tophane ile ilgili, hatta Tophane romanları ile ilgili. Roman derseniz, romanlar ne demek derseniz, romanlar çingene biz deriz onlara ama
Hepsini de tatlı tatlı severiz. İnsanları severiz. Ben şimdi bunu Tophaneli romanlar diye böyle hoşuma gitti. Bir gün işte Tophane'den geçiyorum. Hoşuma gitti, bir düğün yapıyorlar. Böyle eğleniyorlar, vıkır vıkır fıkır fıkır falan. Ben de şairim, dayanamıyorum. Oturdum bir kenara. Baktım ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan. Hepsini şöyle bir gözden geçirdim. Dedim buna bir şiir yazayım ben bunlara. Bunlar da düğünlerde falan söylesinler, eğlensinler diye yazdım. Bu şekilde şimdi şiirimi okuyorum. Tophaneli romanlar. Romanların kralı tophaneden çıkar. Tophaneli gacılar çok canlar yakar. Çakırdır gözleri, fincan gibi bakar. Tophanenin gacileri, vay vay be. Tophanenin gacıları burnu hızmalı. Başına bağlamış çeşit çeşit yazmalı. Tophanenin gacıları, vay vay be. Yürekleri hop hop hoplatır, vay be. Tophanenin dere boyu gacıları, hem anaları hem bacıları, düğünlerde, kına gecelerinde şakır şakır göbek atar, oynarlar, vay be. Çok güzel. Şey mi? Demir değil mi? Ha, evet. Abi, tabi. Evet. Çırlandırıp almada da bıraktı. Ha, seni diyorum bir yakalayayım. Dışarı çıktı. Dışarı. Hollanda. Akıllı.
İnsan, kedi, köpek sevmeyen insanı hiç sevmemez. Kediyi köpeği sevecek ki insanoğlunu seviyiz. Gel bak, gel. Gel kızım. Gel. Bak nasıl anlıyor bizi gördün. Valla bu işte bu. Bu var ya bu. Çağır onu, kimse gitmez. Abi bizim lavaboya gidiyor, sıçıyor. Pencereden hop atlıyor, kaçıyor. İyi gelin siz de. Ben de bir kere yaptım dedim, buna dışarıya çıkacaksın. Evde yok. Ben de. Şimdi dışarı. Vücut tut. Elini bırak buraya. İyi mi böyle? İyi. Biraz iyi. Şimdi gidiyor. Bence canı çekiyor. Seni çekmiyor. Daha değil. Çok. Bir. İyi mi? Bağlayır mısınız? İyi mi şimdi? Öne çek. Bağlayamıyormuşum biz. Bağla kızım ona. Yapmıştık geçen sene. Kuyumcuya bozdurulmak üzere 22 ayak getirildi. Hadi. Yaklaşık 1700 lira. Ve bugün itibariyle kuyumcu bu bilezik için yaklaşık 1900 liralık bir ödeme yapacak. Vatandaşın yastık altında... Yeni Domestos Turbo Etki Tuvalet. Arda Suriye. Böyle lan. El ağrıyor. Ya gel şu elini bu saat koy. Sardı elini be çeneci. Sardı elini. Ama bir hafta sonra barışacaksınız. Seni çok seviyor. Bana yolculuk yapacaksın, yolculuk. Aferin be Kuştepeli. Yolculuk. Beni tanıyorlar ne? Mesaj. Ben onları çok seviyorum. Ayrıca yemek yiyelim, sevişelim, muhabbet, sohbet, aşk aşka gelelim. Aşk aşka dedi. Ana baba çok iyi. Açma. Annesini de seviyorum, babayı da seviyorum. Bir gün oturalım, yemek yiyelim, kahve içelim. İnşallah geliyorlar tekrar. Evet, gelsinler. İstanbul'a biraz gezelim, gemilere binelim. Yapma. Güzel gemide balık yiyelim. Balık, rakı, şarap. Beni de çekeceksin mi? Evet. Hadi yavrum bakayım, çek canım beni. Yavrum benim. Roman havası aç, öyle sade oynanmaz. Ama sen az aç sesini, çok aç. Nereye bastın? Onu lan! Nasıl yiyen insanları? İki buçuk litrelik de kola aldır. Niye? 2 kilo da tatlı aldır hemen çabuk. Niye? Misafir geldi. Ayıp. Aslının Ferhat'la Şirin'in aşkını çaldım. Haydi tutun kabanı, yağır burada da bak, yanda bak.
Öyle tutamam. Tamam. Hadi. Hadi bir sana ver. Nerede? Bakmak istiyor musun bu boyalara bak. İlyas beğenmedi. Nesme, çok bağlı benimle. Çekebilir miyim onları? Yavrular bak bak gel. Ay. Aa evet. Yavrular. Aa. Ben yine görünmeden koştum.
kaç tane var? İnan sayamıyorum. Çok var da çok. Yani öyle. Ama ben 1973 senesinde askerken ben Fransa'ya Marsilya'ya gittim. Ha, o da vardı eskiden. Eskiden. Marsilya'da böyle yüksekte ev bir yere gittik. Bir bayanla tanıştık orada, bir arkadaşımla beraber evine götürdüler. Aynı buralar gibi. Aynen. Yani böyle hatırlıyorum sanki şey gibi, daha derli toplu, daha şey. Onlarda da vardı o zaman. O zaman böyle o zaman dikkatini çekmişti. Onlarda da vardı bu. Böyle güzel şeyler. Hollanda'da yok mesela. Hı? Hollanda'da yok. Hollanda'da yoktu. Almanya'da falan zannetmiyorum olsun. Ha, olsa da Türk mahallelerinde olur. Türkler olabilir ama bence yok. Belki Türk, Romanyalılar, Bulgarlar falan onlar yaparsa yapar. Merhaba. Dağıtıyoruz bunu böyle. Kendine kaldı mı ki? Kendi de öldü gitti. Çocuklarına kaldı mı çocuk? Yok. İki tane özürlü çocuklar özürlü var. Özürlü çocuğu var. Dünyayı gezdi. Evet. Yine bir çare bulamadılar. Bulamadılar. Allah. Ne oldu? Toprak oldu gitti. Altıda, 6:30'da, 7:00'de oradasın. Güzel. Kadirli'desin. Güzel kahvaltını yap. Çıtır çıtır ekmekler çıkıyor. Harika. Çok güzel. Yani bilmiyorum da sen seninkini iç, ben benimkini iç. Ha bak su dolu. Tamam sen de dursun seninki. Ver. Bunun içine ne koydun? Abo. Ben sen sıra koysan yanar o.
Thank you.
Var var var. Bu vakıf yeri tarihi. Ha evet biliyorum biliyorum. Orası ben de. Güzelce toplayayım. Sen de otur benim. Post makinası değil mi? Evet. Hemen karşıya gireceğim. Hadi. Devlet bu güzellik var mı soyunda? Devlet bu güzellik var mı soyunda? Oldu. Evet.